Önce kendimden kısaca bahsedeyim. İsmim Sinan. Insider'ın kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Bugün sizlere Insider hani 5 kişiyken kurduğumuz küçük startuptan işte global ölçekte teknoloji üreten bir firmaya gelirken scale tarafında, ölçekleme tarafında karşılaştığımız problemler ve onları çözerken de yine karşılaştığımız problemler. Onlardan bahsediyor olacağım. Onların çözümlerine dair bir şeyler anlatmaya çalışıyor olacağım. Önce bir scale tarafını anlatmaya çalışayım. Hani nasıl bir ölçekten bahsediyoruz biz Insider Data Scale derken ya da ne tür rakamlar bizim için bir probleme neden oluyor. Bugün Insider'da 2,7 milyar request geliyor günlük baktığımız zaman. Biz bunları 300'den fazla mikroservise karşılamaya çalışıyoruz. Günlük olarak yine 150 ile 450 arasında değişen bir şeyimiz var. Sunucu sayımız var. Yine bunları 350'den fazla GitHub'daki repo ile yönetmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda veri tarafı da kıymetli. Insider'daki işte o Growth Management platform dediğimiz büyüme yönetmeye çalıştığımız platform. 450 milyon user based query, yani direkt kullanıcıların aslında segmentlendiği query'ler oluyor. Yine 200 binden fazla da segment query'si dediğimiz query'leri Insider'daki data platformu üzerinden yönetmeye çalışıyoruz. Burada scale tarafı yani ölçekleme tarafını 3 ana kısımda bence gruplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi teknik taraf. Özellikle çok daha basit anlamda yazdığımız kodun gelen istek sayısına göre daha fazla ölçeklenebilmesi, daha farklı ya da daha fazla sunucuda çalışabiliyor olması. Functional taraf, developer ekibi büyüdükçe ortaya çıkan problemler. Bunları biraz daha anlatmaya çalışacağız burada. Bir de other dediğimiz diğer bunların dışında kalan kısımlar var. Yani işte developerların lokal ortamları ya da işte Active Directory kurulumu ya da güvenlikle ilgili şeyler gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlardan bugün bahsetmiyor olacağız. 20 dakika zaten oldukça hani kısıtlı bir zaman. Dolayısıyla daha böyle önemli olduğunu düşündüğümüz ya da size hitap ettiğini düşündüğüm konulardan bahsediyor olacağım. Teknik tarafta da 4 farklı ana gündemimiz var aslında anlatacağımız. Bunlardan bir tanesi autoscaling tarafı, bir tanesi mikroservis mimarileri uygulanırken karşıma çıkan problemler, diğeri standartlar ve tabii ki metrikler, özellikle Insider'da bizim takip etmeye çalıştığımız metrikler neler, onlardan bahsetmeye çalışacağım. Autoscaling tarafı söylediğim gibi autoscaling nedir, ne değildir onu biraz daha burada anlatmaya çalışmayacağım. Çünkü zaten mikroservisler, autoscaling falan çok detay ve derin konular ki bahsedilen seçimlerde oldu ya da olacak diye biliyorum. Ama bir cümleyi söylemek gerekirse autoscaling yazdığımız bir şeyin, bir servisin gelen istekler doğrultusunda daha fazla sunucuda çalışabilme yeteneği. Bunu yaparken tabii ki takip ettiğimiz metrikler var. Neler mesela bunlar? İşte latency gibi, CPU usage, memory usage ya da işte 200, 500, 400 istekleri, bunların ne kadar geldiği gibi aslında şeyler var, metrikler var. Bunları zaten 101 seviyesinde yani autoscale yapıyorum ben dediğimizde takip ettiğimiz metrikler. Bir de bizim daha sonra autoscaling servislerimizde karşılaştığımız sorunlardan sonra evet ya bunları da takip etmemiz iyi olur aslında dediğimiz şeyler var. Onlar özellikle max alert'lar. Onun için aslında slide'ın başlığında max alert diye girdim. Request sayısı yani bir autoscaling mimari yazdığımızda bu autoscale mimari 6 ay içerisinde ya da 1 yıl içerisinde işte 100 bin request kaldırır dakikada bu kadar istek gelmesi gerekiyor diye düşünüyorsak bunu bir alert'a bağlarsak biz unuttuktan sonra o mimariyi 6 ay sonra bile karşımıza şey diyebilir. Ya sen bir mikroservis yazmıştın 100 bin request kaldıracaktı ama şu anda işte 105 bin request geliyor ona. Belki bir kontrol etmek istersin diye koyduğumuz metriklerden bir tanesi. Alert'lardan bir tanesi. Yine sunucu sayısı önemli olduğunu düşündüğümüz şeylerden birisi. Çünkü bir deployment sonrasında normalde 5 sunucuyla yaptığınız şeyi işte 8 sunucuyla yapabilir hale gelmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da takip etmek açısından önemli. Özellikle az önce bahsettiğim gibi hani yüz binlerce ya da milyonlarca request'ten bahsediyorsak burada önemli bir problem ya da takip edilmesi gereken bir şey haline geliyor maksimum sunucu sayımız. Yine benzer şekilde network in ve out yani bir sunucudan ne kadar dışarıya ya da çıkan trafik olmasını bekliyoruz ya da içeriye giren network olmasını bekliyoruz. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Yine özellikle deployment tarafında yaptığımız iyi ya da kötü şeylerin ya da mikroservisin ya da servisin kullanımındaki değişiklikleri de bize gösterebilir. Yani normalde 100 bin request'i işte 10 GB network'te karşılayabiliyorken bunun 20 GB olması bize o servisin kullanımının değiştiğini ya da kullanım alışkanlıklarının değiştiğini de gösterebilir. Dolayısıyla yine yaptığımız mimaride belki bir değişiklik yapmak isteyebiliriz. Dolayısıyla yine önemli metriklerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Altta da aslında en tabii ki dıştan ya da büyük resimden bakarken göreceğimiz şey de o servisin budget'ı yani bütçesi. Kaç dolar ya da kaç TL bu servisin para harcaması gerekiyor. Bunu da yine takip ederseniz zaman içerisinde atıyorum işte spot instance kullanıyorsanız onun fiyatı ile ilgili bir değişiklik olabilir ya da kullandığınız makinelerin fiyatları ile ilgili bir değişiklik olmuş olabilir. Bunları da görebilme şansımız olmuş oluyor.
Gelelim mikroservislere. Mikroservisler dediğim gibi hani mikroservisin kendisini anlatmayacağız ama yine bir cümle özet vermek gerekirse monoliflerimiz yani her işi yapan bir tane servisimizin olması yerine daha küçük işleri yapan birden çok servise böldüğümüz zaman ortaya çıkan şeyler aslında mikroservisler oluyor diyebiliriz. Hani çok kısa bir özetini yapmak gerekirse. Yine 101 seviyesinde hani bir mikroservis mimarisine geçiyorum, bir mikroservis yazıyorum dediğimizde default kullandığımız şeyler var. Yani işte bir kontraktın olması lazım. O mikroservis hangi parametreleri alır, hangi payload'u döner, işte 200 hata, işte 500 hatası, 400 hatası bulduğu hata kodları nelerdir? Bunları bir kontraktla anlatıyor olmamız lazım. Ya da bir dokümantasyonla anlatıyor olmamız lazım bu servisi kullanacak insanlara. Bir de bundan sonra ortaya çıkabilecek şeyler var. Bunlardan bir tanesi performans ve limit. Yani o yazdığımız mikroservisin limitleri nedir? Yani ben bir mikroservis var gördüm diyelim işte authentication olsun işte username password gönderiyorsun o da sana doğru ya da yanlış bir şey dönüyor. Bu servis dakikada 100 bin request alabilir mi alamaz mı bunu benim biliyor olmam lazım ki o servisi kullanırken nerede sıkıntı yaşayacağımı az çok tahmin edebileyim. Dolayısıyla hani performans ve limitler burada önemli ya da o mikroservisin hani milisaniye seviyesinde mi cevap vermesi bekleniyor? Ya da saniye seviyesinde mi cevap vermesi bekleniyor? Bunu da biliyor olmak gerçekten önemli olacaktır. Özellikle yazdığınız mikroservisi unutmak istiyorsanız yani hani yazayım ve unutayım o gerçekten bir süre sağlıklı bir şekilde çalışsın ve sorun yaşadığında da ya da yaşayabileceğinde de benim önceden haberim olsun istiyorsanız hani aktif olarak gidip siz kontrol etmeden bu alertleri kurabiliyor olmak ya da bu monitoringleri kurabiliyor olmak oldukça önemli olacaktır. Yine kota uygulaması bizim bazı mikroservislerde uyguladığımız şeylerden bir tanesi. Özellikle database gibi scale olması ya da sonsuz scale olması mümkün olmayacak servisler şeylere bağlıysa, kaynaklara bağlıysa mikroservisleriniz o zaman bir kota uygulaması faydalı olacaktır. Ne demek kota uygulaması? Şu demek ben işte bu mikroservisin kullanımı için işte A takımına izin veriyorum ve bu A takımı günde 10 tane, 20 tane, 50 tane sorgu atabilecek demiş olmak gerçekten faydalı olacaktır. Diğer türlü o mikroservisi kullanan üç farklı ekip birbirinin de aslında servislerinde kesinti yaratabilir. Yanlışlıkla birinin yaptığı bir işlem ya da bir overusage ya da fazla kullanım ne yapabilir? Diğer ekipleri de etkileyebilir. Bu da önemli bir nokta haline gelebilir. Mikroservis mühendisliğine özellikle birden çok ekibe dağıttığımız bir sistemden bahsediyorsak. Yine çok detay ama bizim yine başımıza da gelen şeylerden bir tanesiydi. Bir mikroservisin atomik yapıda olup olmadığının gerçekten kullanan ekipler tarafından bilinmesi kıymetli. Ne demekti atomik yapı? Şu demekti. Ben bir istek gönderiyorum. Diyelim ki e-mail atan bir servisimiz olsun. Ben bir işte e-mail adresi ve content'i gönderiyorum. O servis de e-mail atıyor ve istatistiği bir yere yazıyor olsun. Ben gönderiyorum bu payload'u o servise. O servis e-mail atıyor ama istatistiği yazarken bir sorun yaşıyor ve 500 dönüyor bana. Ben sonra diyorum ki tamam bana 500 döndü. Ben iyi bir developer'ım. O zaman buraya bir retry yazayım. Hani bir dakika sonra tekrar atayım. Belki bir sıkıntı vardır. Bir dakika sonra iyi düzelmiş olur. Bir dakika sonra ben bu isteği tekrar attığımda ne oluyor? E-mail tekrar gidiyor aslında. Bu durumda ne oluyor? E-mail ben iki kere atmış. İstatistiği bir kere yazmış oluyorum. Neden? Çünkü bu servisin atomik olup olmadığına dair bir fikrim olmadığı için. Ama normalde atomik olduğunu bilseydim, şunu bilmeseydim, daha doğrusu atomik olmadığını bilseydim diyelim. Burayı ne yapardım? Retry mekanizmasını böyle yazmazdım. Gidip o servisin ekibiyle diye bunu konuşurdum. Derdim ki ya ben istek attığımda arada 500 alıyorum. Burada ne oluyor? En azından siz kendi içinizde bunun işte Q'su var mı yok mu vesaire bunları değerlendirin diyebilirdim. Son önemli konu da belki bu taraftaki async sync olma muhabbeti. Yani kullandığımız mikroservisin sync bir yapısı mı var? Yani gönderdiğimiz işlem anında gerçekleşiyor mu? Ya da bir orada queue mekanizması var işte dakikalar, saatler sonra da gönderdiğim işlem gerçekleşebilir mi? Bunu da biliyor olmak önemli çünkü bir mikroservisi A işini yap deyip öteki mikroservisten o işin yapılıp yapılmadığına dair bilgi almaya çalışıyor olabiliriz. Aradaki sync'lik, async'lik yapısı gerçekten bizi zor zamanlar yaşamaya neden olabilecek şeylerden bir tanesi. Onlara dikkat etmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Monitoring konusu yine önemli şeylerden bir tanesi. Tabii mikroservis mimarisine geçtiğimde dağıtık sistemleri monitör etmek gerçekten zor hale gelebiliyor. Bunun için end-to-end monitoring dediğimiz kısım bence baya baya önemli bir şey. Özellikle business SLA'larla birlikte birleştirilerek kullanılması gereken bir şey. Ne demek bu? 3 tane mikroservisim var. Her birinin birer dakika SLA'yı olsun. Hani 1 dakika içerisinde bunlar bir şeyleri yapacak olsun. Toplamda 3 dakika edebilir. Bunlar her birisi kendi limitlerinde çalışıyorsa. Ama business'ım benim için 3 dakikanın bu süre, bu tüm işlemin bitmesi için fazla uzun olduğunu düşünüyor olabilir. Dolayısıyla burada mikroservislerin kendi içinde tabii ki monitoringleri olmalı. Yine dediğiniz gibi bu 101 seviyesi. Ama toplamda da tüm o sistemlerin en sonunda da end-to-end bir monitoringin olması kıymetli olacaktır. Yine benzer şekilde mikroservislerin
paylaşımlı Slack kanalları ve dashboardları olması yine önemli olacaktır. Neden? Çünkü bir mikroservisi işte 15 ekibin içerisinde işte 5 tanesi, 8 tanesi kullanıyorsa bunları kimin kullandığını bilmeniz, yani mikroservis yazan bir insan olarak mümkün değil. Ya da zaten öyle olmaması lazım, bilmenize gerek olmaması lazım. Ancak o mikroservisi kullanan insanlar ben buranın monitoringi nerede bulacağım bunu iyi biliyor olması lazım. Ya da ben buranın sıkıntılarıyla ilgili bir takip yapmak istiyorum dediğinde hangi Slack kanalına girmesi gerektiğini biliyor olması lazım. Bunların sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Bizde çünkü faydalı olan şeyler. Scaling tarafının biraz functional tarafına gelelim. Yani aslında hani biraz kod tarafındaki hadiseleri anlatmış olduk. Biraz da fonksiyonel, günlük hayatımızdaki ölçekleme problemleriyle biraz ilgili bir şeyler söylemeye çalışalım. Burada gördüğümüz grafik Insider'ın yıllar içerisindeki development ekibinin, mühendislik ekibinin büyümesini gösteriyor. 2020 yılı itibariyle yani Ocak'tan aralığa baktığımızda %75 civarında bir büyüme bekliyoruz. Yani 100 kişilik bir development ekibi var ise Ocak'ta, Aralık ayında 175 kişi olmasını öngörüyoruz. Bu da demek oluyor ki yıl içerisinde 75 tane yeni insanı, yeni bireyi, yeni beyni insider ekibi içerisine entegre etmemiz, onların insider'daki standartları ve süreçleri anlaması ve insider'ın da onların getirdiği yenilikler ve güzelliklerle kendi standartlarını geliştirmesi ve iyileştirmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla oldukça güzel ve zor da bir problemden bahsediyoruz scaling tarafı için. Tabii scaling, yani bu taraftaki scaling dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey standartlar. Kod standartları bunların en tabii başında gelen şeylerden bir tanesi çünkü hayatımız zaten içerisinde geçiyor. İlk bence adaptif standart diye böyle bir başlık atmak istedim buraya. Neden? Çünkü standartlar şöyle olmuyor. Yani bir standart koyalım, 10 yıl boyunca aynı standarda uymaya çalışalım. Pek böyle olmuyor ki bence güzel de bir şey. Çünkü daha iyi ya da daha doğru olduğumuz şeyler zamanla değişiyor. Daha doğru olduğunu düşündüğümüz şeyler zamanla değişiyor. Özellikle farklı diller kullanıyorsak, yani işte Go'da kullandığımız standartlar, tabii ki PHP'de ya da işte Node.js'de kullandığımız standartlar birbirinden farklı doğası itibariyle. Ya da aynı dil, farklı repo'da da farklılıklar olabiliyor. Yani işte bir PHP kullanıyorsun, A reposunda farklı, B reposunda farklı bir standart tercih edebilirsin. Neden? Yani en basit şeylerden bir tanesi, farklı bir versiyonunu bile kullanıyor olabilirsin yani o dilin. Yine aynı takım, aynı dilde farklı standartlar da yine kullanıyor olabilir, yine farklı repolarda. Bunun da sebebi takımın daha sonra da karar verip ya işte evet bu notasyon daha doğru değil, bizim için şu notasyon daha doğru demiş olabilir. Bunları da her zaman hoşgörüyle karşılıyor olmak lazım ve bunlara da adapte olmaya çalışıyor olmak lazım. Arada gelen bir soru, hani eski repolarda standartları nasıl iyileştireceğiz o zaman? Onun için de ne yapıyoruz? Tek dep dediğimiz borçları alıp ödemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bu repoda da standartlar değiştiği için artık bir refactoring'e ihtiyacımız var. Dolayısıyla o task'ı da alıp işte o repodaki değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Ya da işte yeni bir servis olarak yazmaya çalışıyoruz. Baştan da olabilir. Tabii bunları az önce işte slide'ın ilk şeyinde göstermeye çalıştım. Hani 350 tane repo olunca tek tek takip etmek çok mümkün değil. Zaten anlamı da değil. Dolayısıyla SonarQube ya da CI/CD gibi tool'larla biraz daha yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar SonarQube daha ağırlıklıydı. Bundan sonra biraz daha CI/CD tarafına yönelecekmişiz gibi duruyor. Yine farklı alternatifleri de var zaten. Siz de kendinize en uygun olduğunu düşündüğünüz alternatifi burada seçebilirsiniz. Bir de best practice reposu bence önemli şeylerden bir tanesi. Hatta Insider'da yaşadığımız bazı sıkıntılardan sonra ortaya çıkan bir çözüm önerisiydi. Bir repo içinde hiç ürün kodu falan yok ama best practice'leri anlatan kodlar var. Bu önemli şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Çünkü yeni bir arkadaş işe başladığında ya da yeni bir repoya gidip kod yazmak istediğinizde ha evet tamam bunu böyle yazacakmışız abi ya da böyle yazılması öneriliyor burada. Yı anladığımız bir repo sol taraftaki aslında ekran görüntüsü de oradan bir ekran görüntüsüydü. Pair programming de yine önemli şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni bir arkadaş yine işe başladığında yeni bir ürün, yeni bir mimari, yeni teknoloji, yeni standartlar, yeni insanlar, çok fazla yeni şey var etrafında. Dolayısıyla onun onboardingini yani insider ekibine katılmasını hızlandırmak için uyguladığımız şeylerden bir tanesi. Özellikle sorun yaşadığını hisseden ya da ya tam ben istediğimi yapamıyorum diyen arkadaşlar için çok ciddi tavsiye ettiğiniz ve bu sürece giren arkadaşların tamamında çok memnun kaldığı bir süreç olarak yine tavsiye ederim pair programming tarafını. Teknik dizaynlar yine önemli noktalardan bir tanesi içerideki standartları uygulamaya çalışırken. Neden önemli? Çünkü şunun için bir ekip bir iş yapmak istediğinde diğer ekipte onunla ilgili daha yüksek bir tecrübe olabilir. Biz A ekibi daha tecrübeli diye tüm o işleri A ekibine vermek istemiyoruz. Diğer ekipler de bu tecrübeyi edinsin, onlar da bunu öğrensin istiyoruz. Dolayısıyla bir yandan da bunu yaparken tabii şunu da kaybetmek istemiyorsun. A ekibindeki tecrübeli insan tecrübesini
aktarabilelim istiyorsun. Bunun için de teknik dizaynlar aslında bizim için önemli şeylerden bir tanesi. Yeni bir mimariye de yeni bir mikroservis yapmak istediğimizde bir teknik dizayn dokümanı oluşturuyoruz. Bu slide'ın içerisindeki format aslında o dizaynda nelerin olması gerektiğini gösteriyor. Yaklaşık 5-6 sayfalık bir doküman, hani çok işte onlarca yüzlerce sayfadan bahsetmiyoruz. Hatta kısa olması gerekiyor ki kontrolden çıkmamış olsun yapmak istediğimiz şeyler. Burada neler var? İşte backend, frontend, database ya da işte Amazon tarafı, alertler, monitoring sistemleri gibi şeyler var. Bunları ilgili arkadaş oturuyor, takımındaki deneyimli bir arkadaşla ne yapıyor? Yazıyorlar. Bir formata getiriyorlar. Daha sonra cross team, diğer ekipler, gerekliyse diğer departmanlardan review'e gidiyor bu dosya. Buralarda yapmak istediğim şey aslında dediğim gibi diğer ekiplerdeki bilginin başka ekiplere de bu projeyi yapmak isteyen ekibe dağılabiliyor olması. Özetle şirket hafızasının ekip içerisinde gerçekten etkin bir şekilde kullanılması diyebiliriz. Diğer önemli noktalardan bir tanesi prosesler. Özellikle buraya bir tane örnek koydum. Çok canlı, çok büyük bir örneği bence. Cloudflare Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. 30 dakikalık bir servis kesintisine neden oldu, yaşadı diyelim. Dünyadaki en büyük CDN'lerden bir tanesi. IPO yapmış bir şirket, milyar dolarlık değerlemesi olan bir şirket. Ve sebebi şu. Sebebi bir peer review'un atlanmış olması. Yani bu direkt public'te olan bir bilgi olduğu için hani paylaşmak da istedim. Koskoca Cloudflare gibi bir şirkette normalde sorsak bir review olmadan kod canlıya çıkıyor mudur desek bence herkes şeyde hayır abi olur mu öyle şey mümkün değil derler deriz, ben de derim. Ama oluyor. Aynısı bazı arkadaşlar hatırlayacaktır. Amazon S3 servisinde de benzer bir şey olmuştu. Bir tane developer 10 sunucu kapatacağına 100 sunucu kapattığı için S3 servisi yanlış hatırlamıyorsam Amazon tarihindeki en büyük kesintilerden birine uğramıştı. Yani çok ciddi Netflix'ler falan da etkilendiği bir şey diye hatırlıyorum. Incident'ı diye hatırlıyorum. Bunlar olabiliyor. Bu çünkü hayatımızın bir gerçeği ama olmaması için yapmamız gereken şey de bu proseslerin yani süreçlerin tüm ürünlerde, tüm ekiplerde, tüm repolarda ya da tüm süreçlerde kurgulanıyor olması, takip edilebiliyor olması dir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunları biraz daha yakından takip etmeye çalışıyoruz biz de kendi içimizde. Gelelim metrikler tarafına. Şöyle bir zamanını da kontrol edeyim. Fena değilim. Gelelim metrikler tarafına. Development metriklerinde 2-3 tane farklı alan var aslında takip etmeye çalıştığımız. Bir, verimlilik kısmı. Ne kadar etkiliyiz? Etkili development yapabiliyor muyuz? Bunu takip etmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi pipeline realizasyonu ve critical task'ların realizasyonu. Biz Insider'da her çeyrek için bir planlama yapıyoruz. Diyoruz ki bu 3 ay içerisinde bu task'ları, bu item'ları yapmayı hedefliyoruz. Bunların içerisinde bazıları kritik olarak işaretleniyor ve diyoruz ki bunlar kesinlikle bitmeli. Diğerleri de zaman kalırsa ya da aralara serpiştirilir diye. Bu ikisini takip etmeye çalışıyoruz mutlaka ki hedeflerimizden ne kadar uzaktayız, ne kadar yakındayız bunu görelim. Test ve UAT'den dönüşler gerçekten önemli bir nokta. Neden? Çünkü bizden istenilen şeyi doğru anlayıp doğru implement edebilmiş miyiz? Bunun aslında göstergelerinden bir tanesi. Sprintler içerisinde test ve UAT'den dönüş oranları. Unit test coverage'ı bizim için önemli. Direkt aslında verimliliği gösteren bir şey değil ama sağlayan bir şey. Yani unit test coverage'ınız eğer %85-90'ların üzerindeyse o zaman developer arkadaşlar çok daha rahat ve çok daha böyle kafalarını bir şeylere takmadan kod yazabiliyorlar. Bu da önemli bir nokta çünkü eğer ürününüz belli kompleksiye ulaştıysa her şeyi insan aklıyla bulamayabiliyorsunuz. Bazı şeyler gözden kaçabiliyor ama unit testler, functional testler, integration testler burada bizim hayatımızı kurtaran şeyler, kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Sunucu kostlarının revenue oranı bayağı business tarafını aslında böyle düşündüren bir şey, metrik. Neden? Çünkü yaptığımız iş gerçekten doğru mühendislikle yapılmış mı? Bunu biraz daha anlamaya çalıştığımız bir şey. Yoksa herhangi bir probleme süper bir çözüm bulabiliriz ama o çözüm gerçekten belli cost şeylerinin limitlerinin dahilinde oldu mu olmadı mı? Bunu biraz daha takip etmeye çalıştığımız bir şey. Metrik. Sprint success rate de zaten çoğunuzun aşina olduğunu düşündüğüm sprintlerin ne kadar başarılı bir şekilde tamamlandığı bunu takip etmeye çalışıyoruz. Kalite yine önemli. Yani bu metriklerin içerisinde bir kalite grubu var. Onlardan bir tanesi critical path'lerin coverage'ı. Critical path dediğimiz şey aslında şu. İşte Netflix için örnek vermek gerekirse play butonu en critical path'i. Yani Netflix'te video oynatmaya çalışmıyorsa başka ne yapıyor olabilirim ki zaten Netflix'te? Dolayısıyla Insider'da da biz bunu critical path'leri tanımlamaya çalışıyoruz. Ve bu tanımladığımız testlerin, path'lerin tamamını da functional testlerle cover etmeye çalışıyoruz.
kabul etmeye çalışıyoruz diyeyim. Bulamadım Türkçesini. Hot Kubernetes workload'lerin deployment'lara oranı yine bence önemli metriklerden bir tanesi. Çünkü çok deployment yapabiliyor olmak önemli, sık deployment yapabiliyor olmak da çok önemli. Ama illaki bunların içine Hot Kubernetes workload'ler de giriyor. Yani canlıya bir şey alıyorsunuz, sonra bir saat sonra ya da 5 saat sonra ya da 12 saat sonra bunun bir hatası var, düzelteyim diyorsun. Bunun da oranı yine takip ettiğimiz şeylerden bir tanesi, kalite göstergesi olduğu için. Bugrate zaten hepinizin çok büyük ihtimalle takip ettiği bir şey. Onun için çok süper detay vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum orada. Yine önemli şeylerden bir tanesi reopened defects, yani bir problemin birden çok kez ortaya çıkması. Neden önemli? Yine insider'daki kurum hafızasının gerçekten etkili kullanılmadığına dair bir gösterge. Eğer biz aynı sorunu ardı ardına ya da zamanla 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde yaşıyorsak bu ciddi bir problem göstergesi. Buradaki biraz daha bilgi setini ekipler arasında ya da aynı ekip içerisinde dağıtma ile ilgili sorunları işaret eder. Onları yakaladığınızda üzerine müdahale etmeye çalışıyoruz. Bir diğer önemli nokta innovation ve product contribution kısmı. Yani developer arkadaşların ya da kalite ekibindeki arkadaşların sadece kod yazmak ya da verilen task'ı yapmak olarak bu işlerini düşünmemeleri ve gelen ürün fikirlerine de gerçekten katkı yapabilmeleri bizim için önemli. Çünkü her birimiz developer artık üye ekibi ya da product management ya da design ekibi belli bir kapasiteye sahibiz ve bu kapasite sadece kod yazmak ya da design yapmak ya da doküman yazmakla sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve insider'da aslında bunu uygulatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla development ekiplerinden de mutlaka bir pipeline ya da ürünlere ya da sprint'e fikir ya da ürün anlamında da katkı olmasını bekliyoruz. Hotfix ve reworklerin arasındaki ortalama geçen zaman, bu da önemli kalite metriklerimizden bir tanesi. Çünkü tabii ki illaki hepimizin hayatında tüm develop yazım projelerinde hotfixler ve reworkler oluyor. Canlıya alıyorsun, geri alıyorsun ya da hotfix çıkman gerekiyor üzerine. Ama bunların arasındaki sürede önemli bir metrik. Çünkü olmasın diyemiyorsun haliyle. Çünkü seni çok büyük ihtimalle çok yavaşlatacak bir şeydir. Ama olsun da ne kadar sürede bir olsun onu biraz daha kontrol etmeye çalışıyoruz. Galiba son slide'ım diye hatırlıyorum. Ondan sonra hemen toparlıyorum. Bir de velocity ile ilgili, yani hızla ilgili birkaç metriğimiz var. Bunlardan bir tanesi pull request'lerin ne kadar süre açık kaldığı, ne kadar sürede deploy edildiği, ne kadar sürede merge edildiği. Bunlar önemli metrikler. Çünkü açtığımız, yani yazdığımız kodu ne kadar hızlı canlıya götürebiliyoruz. Ve tabii ki PR'ın size'ı, yani açtığımız bir PR 70-80 dosya değiştiriyorsa, binlerce satır değiştiriyorsa kritik bir PR haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla daha küçük PR'lar ve daha fazla sayıda PR'la aslında bu işi yönetmeye çalışıyoruz. Ve buradaki belki en önemli metriklerden birisi de code churn. Ne demek ki code churn? Şunun demek aslında. Bir metot yazdığınız diyelim ya da bir class yazdığınız, o class ne kadar sıklıkla değişiyor? Çok sıklıkla değişiyorsa demek ki oradaki yazılım dizaynında bir sıkıntı var ve oraya müdahale etmeniz lazım. Ya o kod ya da metot tek bir işi yapmıyor ya da sorumlu olduğu çok fazla iş var. Onları biraz daha bölüp parçalamaya çalışıyoruz. Yazılım mimarisini değiştirmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Evet, benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.